AKP hükümeti bu görüntüleri ortadan kaldırmak için yeni adımlar attı. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği değişti ve yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik müteahhitlerin lehine, hak sahiplerinin ise aleyhine çok sayıda madde içeriyor. Bu maddelerden en önemlisi 3'te 2 çoğunluk kuralı. Yeni yönetmeliğe göre riskli alan ilan edilen bir bölgede 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa hiçbir koşul aranmadan kolluk kuvvetleri nezaretinde yıkım yapılabilecek. Uzlaşılamayan hak sahiplerine ise yıkım başlamadan payları verilecek. Böylece müteahhitlerle uzlaşamayan mülk sahiplerinin yargı karşısında hak arama yolları büyük ölçüde kapanacak. Yeni yönetmeliğe göre 3'te 2 çoğunluk sağlanması durumunda yıkım yapılabilecek. Ancak buranın mülk sahipleri bu karara tepkili. 3'te 2 çoğunluk yasası sadece vatandaşı ezmeye yönelik. 3'te 2 yasayı çıkartan yetkililer lütfen gelsin, baksın vatandaş niye imza atmıyor? Doğru bir karar değil yani bence. Ben imza attım. Ben gerçi bir an önce başlamasını istiyorum ama imza atmayan arkadaşlarında bir kabahati yok ki. Mecbur kalıp bu sözleşmeyi imza atmak zorunda kalacaklar. Bu gibi yöntemlerle vatandaş baskı altına alınarak zorla imza altına imza attırılmak isteniyor. İnşaat tekerleri tarafından hazırlanan tek taraflı sözleşmelere imza atmadığı için yıllardır mağdur olan Fikirtepeliler yeni yönetmelikten dolayı endişeli. Pişmanız tabii ya, kendi evimizde oturuyorduk, bahçeli evimizde oturuyorduk. Yani bizleri mağdur ettiler. Bizlere devlet de buna bir anlamda yardımcı oldu. Biz buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bizi duyun, bizi çağırın arkadaşlar, biz gelelim. Nereye? Ankara mı? Ankara'ya gittim, çözüm bulamadım arkadaş. Yeni yönetmeliğin müteahhitlere yaradığını söyleyen Fikirtepe Dernek Başkanı Sabır Karakoçoğlu mücadele vurgusu yaptı. Tabii mücadeleye devam ediyoruz. Adalete inanmak istiyoruz. Hakimlere ve savcılara da buradan sesleniyorum. Lütfen en azından adil davranın. Birinin yapamadığını, bakanlığın yapamadığını siz yapın. İnsanların evlerini ellerinden almayın.